Merhaba, ben Suzan. Babam çok disiplinli ve kuralcıdır. Asla makyaj yapmama veya kısa etek giymeme izin vermez. Eve bir dakikalığına geç kalsam bile bir aylığına cezalı oluyorum. Herhangi bir erkekle çıkmama da asla izin vermiyor. Sınıf arkadaşım Levent bana çıkma teklifi etti. Ailem her cuma akşamı olduğu gibi dışarı çıktığında onunla gizlice buluşacaktım. Levent'i evime davet ettim. Bence ailem dışarıdayken onun burada olması için çok zeki davrandım. İlk başta her şey güzeldi. Konuşuyorduk, gülüyorduk, yanlış hiçbir şey yapmıyorduk. Ama Levent'in gelişinden 10 dakika sonra ön kapının açıldığını duydum. Eve hırsız girdiğini sanıp çok endişelenmiştim. Daha sonra merdivenlerden çıkan kişinin babam olduğunu anladım. Bu yüzden ben de Levent'e dolaba saklanmasını söyledim. Babam bağırmaya başladı. Suzan! Suzan! Yanında bir erkek mi var? Olmasa iyi edersin. Doğrudan odama girdi ve Levent'in saklandığı dolabı açtı. Babamın Levent'in orada saklandığını nasıl bildiğini asla anlayamamıştım. Levent'i eve yolladı. Ama babamın sadece bununla kalmayacağını biliyordum. Ailem evde olmadan arkadaşlarımı asla eve çağırmamam gerekiyordu. Özellikle de erkekleri. Bu yüzden büyük bir ceza alacağımı biliyordum. Fakat bu ceza babam için asla yeterli olmayacaktı. Odama kocaman bir kamera koydu ve internete bağladı. Böylece telefonundan beni istediği her zaman izleyebiliyordu. Bu çok korkutucuydu. Kendi odamda bile rahat olamıyordum. Biri beni kameradan casus gibi izlerken nasıl rahat olabilirdim ki? Daha sonra bu konuyu babama söylemeye karar verdim. O da bana daha önemli şeyler hakkında endişelenmem gerektiğini söyledi. Mesela uslu bir kız olmak gibi. Sanki bu kötü değilmiş gibi bir de ertesi cuma yarı yıl karnemi aldım ve notlarım gerçekten berbattı. Neredeyse 60'ın üzerinde hiç notum yoktu. Babamın çok sinirli olacağını biliyordum. Ama bu sefer bana bağırmadı. Bana, tamam senden tüm derslerde başarılı olmanı beklemiyorum. Ama senden odaklanman için sadece 2 tane ders seçmeni istiyorum, dedi. Ona en sevdiğim dersler olan Türkçe ve tarih dersini seçtiğimi söyledim. Bunun üzerine bana, senden sadece tarih ve Türkçe derslerini her günlüğüne 1 saat çalışmanı istiyorum. Sene sonunda 2 dersten de 80 üzerinde not alırsan, gelecek yıl odandaki kamerayı sökeceğim ve erkek arkadaşının olmasına izin vereceğim, dedi. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin edemezsiniz. Babama doğru koştum, ona sıkıca sarıldım. Gerçekten de mantıklı davranıyordu. Ve erkek arkadaşım olmasına izin vereceği için gerçekten büyük bir motivasyonum olmuştu. Gelecek 6 ay boyunca Türkçe ve tarih derslerine gerçekten çok fazla çalıştım. Bir gün bile ara vermeme izin yoktu. Hasta olsam bile yine de masamda oturur, 1 saat boyunca çalışır veya ders çalışıyor gibi davranırdım. Sınav zamanları geldiğinde cidden gergindim. İçimde küçük bir şüphe vardı. Çünkü ne kadar çok çalışsam da insan asla emin olamıyor. Tarih sınavının sonucunu öğrendiğimde gözlerime inanamadım. Çünkü en yüksek not olan 100 almıştım. Fakat Türkçe dersine baktığımda sadece 70 aldığımı gördüm. Yıkılmıştım. Çok çalışmıştım ama demek ki bu yeterli değilmiş. Babama karnemi gösterdiğimde tarih dersinden 100 aldığım için benimle gurur duydu. Ama Türkçeden 80 üzeri alamadığım için sevgilimin olmasına izin verilmeyecekti. Neyse ki söz verdiği gibi kamerayı odamdan kaldırmıştı. Bunun için çok sevinmiştim. Ama garip olan şu ki arada sırada o kamerayı özlediğimi hissediyorum. Odamda kamera olması beni düzenli ve disiplinli bir insana çevirmişti. Kamerayla izlenmediğimden beri eskisi kadar sıkı çalışmıyorum. Ayrıca arkadaşlarımla mesajlaşmak ya da YouTube'da video izlemek yerine hedefim için çalışmanın beni başarılı bir insan yaptığını artık anlamıştım. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.